Selamünaleyküm. Mezarlıkta o konuşmanız bana nakledildi. Onun bir cevabını vermeye çalışayım da. Bir kere Risale-i Nur'da böyle ilmi, dini meseleleri bir, ehilleri olacak. Münakaşa etmek için, münakaşa yani birbirine fikir alışveriş olması için ehilleri mabeyninde olacak diyor. Ehil olacak. İki, o münakaşa ortamı dinleyenler vardı orada mezarlıkta. Onlar zarar görür. Yani öyle rastgele ortamlarda yapmamak lazım. Üç, münakaşa yaparken yani fikir alışveriş yaparken insaf hakim olması lazım. İnsaf. Yani niye? Ne demek o? İnsaf Arapçada nısıftan geliyor. Yarılamaktan geliyor. Yani bilmediğim bir şeyi duyarsam ben onu kabul edeceğim. Yani bir şeyin peşinde olması lazım. Kendi fikriyatının doğruluğunu böyle dayatması değil de. Bu kaideleri bildikten sonra soruna cevap vereyim. Kabirde yatanı gömülen kişiye telkin veriliyor. Bu telkin o zat duyuyor mu? O zat duyuyor mu? Mevzu oydu. Şu anda hatırıma gelen iki tane misal vereyim de. Kabirdeki insana verilen telkini kabir duyuyor mu? Evet duyuyor. Anne karnındaki çocuğun annenin fikriyatını, fikirlerini, duygularını, düşüncelerini, hislerini, meyillerini, soyunu duyduğu kadar, duyduğu kolaylığında duyuyor. Annenin nasıl ki düşünceleri, psikolojisi, hissiyatı, fikriyatı duyuyor mu çocuk anne? Annedekini ama nasıl duyuyor? Tabii ki kulağıyla duymuyor. Anne karnındaki çocuk annesinin fikriyatını, fikirlerini, psikolojisini, ruhsal haletini kulağıyla mı duyuyor, kulakla mı duyuyor? Yani rüya görürken horluyorsun, horlamanı sen duymuyorsun. Horlamanı sen duymuyorsun, sen horluyorsun. Ama o horlama anında rüya görüyorsun. İnsan uykuda horluyor, horlamasını duymuyor. Horlama anında rüya görüyorsun, rüyada birilerine bir şey diyorsun, birileri de sana bir şey diyor. O anda duyuyorsun. Peki horlamanı duymazken rüyada geçmişe gidebiliyorsun, geleceğe gidebiliyorsun veya başka bir ortama gidip onları duyuyorsun. Horlamanı duymuyorsun da rüyadakileri nasıl duyuyorsun? O zaman bu kulakla duymuyorsun. Anne karnındaki çocuk annesini duyuyor ama bu kulakla değil. Rüyada insan çok şeyleri duyuyor, çok şeyleri görüyor. Çok yerlere gidiyor. Ne bu ayakla gidiyor, ne bu gözle görüyor, ne de bu kulakla işitiyor. Hangi ayakla gidiyor, hangi gözle görüyor, hangi kulakla işitiyorsa mezardaki insan da o kulakla duyuyor, o gözle görüyor, o ayakla da yürüyor. Şöyle bir misal vereyim. Hepimizin başımıza geçmiştir. Biz dershanede kaldığımız için bu tür şeylerde çok şahit olmuşuz. Ama siz de olmuşsunuzdur. Şimdi yatıyorsun ama bayağı yorgunsun. Şehirler arası hizmetten geldin. Geç saatte geldin, yatıyorsun, uykun ağır yani yorgunluktan. Tabii ki o odada, o koğuşta sırf tek sen yatmıyorsun. Gelmiş iki kişi, üç kişi. Onlar da başka yerden gelmiş. Orada sohbet ediyorlar. Ranzada, karşı iki tarafta. Sen burada yatıyorsun. Onların sohbetine uyanamıyorsun. Hani dahil olamıyorsun. Onlar olduğunda pek bilmiyorsun da, bilmiyor da değil gibisin. Ama o an uykudasın.
senin yanında konuşulanları hem duyuyorsun hem duymuyorsun. Fakat buna benzer rüya görüyorsun. Yani konuşmalara benzer. Yani uyanınca Allah hayretsin ya, Allah Allah, şöyle şöyle bir rüya gördüm. Oysa dışarıda o konuşulan seslerin cinsinden zihin senin istemin dışında, şuurun dışında çalışıyor. Yani nasıl çalışıyor? Yatakta yattığın zaman yattığın gibi misin? Niçin dönüyorsun? Vücudun ihtiyacına göre sağa ve sola dönüyorsun. Peki akılla mı yapıyorsun? Yok. Peki rüya gördüğün zaman rüyadaki kişilere akli ve mantıki sorular cevap veriyorsun. Peki bu akılla mı veriyorsun? Bu akılla mı düşünüyorsun? Uyandığın zaman da diyorsun ki ulan keşke böyle de deseydim. Keşke o ustadı görmüştüm. Şunu da sorsaydım. E tamam, bu madem bu akılla veriyordu, niye sormadın? Demek ki başka bir. Yani insan tek boyutlu değil. Son bir şey de söyleyeyim. Nasıl ki çocuğa, anne karnındaki çocuğa, anne karnındaki çocuğa dışarıdan yükleme nasıl yapılıyor? Ben mesela Kur'an okuyorum. Anne karnındaki çocuk tekmeliyor ve hareketleniyor. Direkt etten mi giriyor? Hayır. Anne duyuyor. Annenin üzerinden çocuğa geçiyor. Peki ben şimdi sana bunu göndereceğim. Direkt böyle mi gelecek benim telefonumdan senin telefonun? Hayır. Baz istasyonuna, oradan uyduya, uydudan baz istasyonuna, oradan da sana gelecek. Elektronik olduğu için çabuk oluyor. Yani zamansız gibi bir şey olacak. Şimdi nasıl ki anne karnındaki çocuğa anne üzerinden gönderiliyor, benim şu ses kaydım baz istasyonu uydu vasıtasıyla sana gönderiliyor. mezarda olan kişinin de kişiye, ruhuna şu mevcudat var ya, şu dolaştığımız dünya. Bu mevcudat 18 bin alem birbirine üstüne bindirilmiş bir alemin yumağıdır. Senin bu gözün görmüyor radyo televizyon dalgalarını ama biliyorsun ki aklen bu radyo televizyon, ultraviyole ışınları, telefonlar, uydu, uzaydan bizi mesela seyrediyorlar, dinleyebiliyorlar. Biliyoruz yani bunu. Ondan sonra bu alemde de manevi alemler, 18 bin alem birbirine üzerine bindirilmiş. Manevi ama maddeye de dönüşebiliyor. Mesela nasıl ki Avrupalılar şimdi İsa Aleyhisselam'ın dolaştığı yerlerde, ki İsa Aleyhisselam'ın dolaştığı yerlerdeki sesleri kalmış, var orada sesleri. O sesi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Orada duruyor. Kimlerde ne yapmışsa, konuşmuşsa, ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olacak diyor. Çünkü kişiyle kendi ayakkabı bağı konuşmadıkça, başka bir hadiste demir insanla konuşmadıkça diyor. Mesela telefon sizinle konuşacak benim konuşmamı. Kıyamet kopmaz diyor. Yani 1400 sene önce bunu söylüyorsun ha. Ne var orada? Bakır kap var. Kılınç var, zırh var, balta var. O zaman balta elinde, zırh elinde peygamber diyor ki bu ey ashabım, demir insanla, sahibiyle konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu denilecek şey mi? Normal bir mantık mı yani? Kimin böyle bir hatırına gelir ve ne ihtiyaç var? Böyle bir şey denilir mi? Ya yani acayip bir şey. Şimdi mesela demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi bu kadar elektronik dünyayı gördüğümüz halde diyorum ki şurada 18 bin alem birbirinin üzerine bindirilmiş. FM dalgalar birbirine bindirildiği gibi niye karışmıyor? Dalga boyu megahertz herksleri farklı olduğundan, onların dalga boyları farklı olduğundan sesler birbirine karışmıyor. Buna kafan yatıyor. İç alemimizde, kafamızda bir sürü şeyler var. Hissiyatlar var, fikriyatlar var, duygular var. Var da var insanda. Birbirine niye karışmıyor? Dalga boylar farklı. İşte burada da mezarlıkta da dalga boyları var. Esma-i Hüsna'lar var. Esma-i Hüsna'nın böyle şubeleri var.
her bir zerre bir şubesi gibi orada alemler var. Onunla ona gönderiliyor. Bu arada da Vehhabilerle münakaşa etmemeni tavsiye ederim. Meşgul olma. Şöyle bir ömrümde tecrübemi söylüyorum. Ömrümde olan, var olan tecrübeyi söylüyorum. Ne kadar komünistin, ateistin, Müslüman olduğunu ve Alman'ın yanımda ne kadar Müslüman olanların, kelime-i şehadet getirenlerin adedini bilmiyorum. O kadar var. Ama bir Vehhabinin ya öyle mi ya doğru söyledin dediğini ben duymadım. Ben rastlamadım bu kadar rastla ömrüm geçtiği halde. Yani Allah Allah öyle mi ya ben bak burayı bilmiyordum. Doğru bile söylesen hemen bir şey buluyor yani bir şey yapıyor. Onun için onlara en güzel cevap vermemektir. Tavsiyem de bu. Tekrar selamun aleyküm. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli ömürler nasip etsin. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuza, evlad-ı yâlimize, insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, deccallardan, şeddatlardan, firavunlardan, vehhabilerden Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzu, çoluk çocuğunuzu da muhafaza eylesin. Amin.